Merhabalar, sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün soframızda bal kabağı tatlımız var. 3-4 dilimlik bir bal kabağı aldığınız takdirde rahat 10-12 kişilik tatlınız hazır olacaktır. Ortasından çekirdeklerini ayıkladıktan sonra kabaklarımızı dilimleyelim. Daha sonra kabuklarını dikkatli bir şekilde soyalım. Sert olmaları dolayısıyla soymak zor olacaktır. Elinizi kesmeden yavaş ve dikkatli olmanızda fayda var. Şöyle bal kabağı hakkında sizlere biraz bilgi vermek isterim faydaları açısından. Bal kabağının tatlısını, çorbasını yaptığımız gibi zaman zaman böreklerimizde de iç harcı olarak veya kek ve pastalarımızda da kullandığımız, severek tükettiğimiz bir sebzedir aslında. Faydaları oldukça fazla ama ben sizlere kısaca şunları söyleyebilirim ki en başta birçok kanser türüne karşı koruma sağlıyor. Sindirim sistemimizi rahatlatarak kabızlığa çok iyi geliyor ve kalbimizi koruyor, en önemlilerinden bir tanesi de. Düşük kalorili bir sebze olmasından dolayı da diyet listenize rahatlıkla alabilirsiniz. 100 gramında sadece 66 kalori var. O yüzden rahatlıkla kullanabilirsiniz. Uykusuzluk yaşayanlar için vücudunuzu rahatlatacak ve uykunuzu getirecektir. Tüm bağırsak rahatsızlıklarında faydalı olmasının yanında prostat tedavisinde de çokça kullanılmaktadır bal kabağı. Kolesterol hastaları, Alzheimer hastaları ve göz rahatsızlıkları olanlar da bolca tüketmelidirler. Çekirdeği bağırsaklarda oluşan solucan ve parazitleri temizler. Bunu da söylemek isterim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi bal kabaklarımızı soyduk, güzelce yıkadıktan sonra ikişer santimetre kalınlıkta dilimleyelim. Tabi bu dilimler bayağı geniş olacağından ortalarından da tekrar ikiye bölelim. Geniş ve kenarlı bir fırın tepsisine kabaklarımızı dizelim. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi ardından üzerlerini örtecek şekilde toz şeker serpelim. Bu miktar size bağlı, 300-400 gram kadar diyebilirim. Daha tatlı seviyorsanız daha fazla da ekleyebilirsiniz tabii ki. Bu şekilde alüminyum folyo ile saracağız. Güzelce en az 3-4 saat bu şekilde bekleteceğiz. Ben bir 5 saat kadar beklettim diyebilirim. Kabaklarımız şekeri çekerek sulanacaklar. Göreceğiniz gibi birazdan ve bu suyla pişecekler. Ama ben daha şerbetli ve daha tatlı istiyorum derseniz daha sonra pişirmeden önce 2 su bardağı kadar daha su ekleyip 1 su bardağı kadar daha şeker gezdirebilirsiniz fırına vermeden önce. Fırınımı bu arada 180 dereceye ısıttım. Kabaklarımı vereceğim fırına. Hiç başka bir şey eklemeden bu şekilde güzelce nar gibi kızaracaklar, suyunu çekecek ve yumuşayacaklar. Yarım saat içerisinde tatlınız hazırdır. Görmüş olduğunuz gibi hafif üzerleri kızarmış, çok hoş bir renge kavuşmuş, suyunu çekmiş. Bir 10-15 dakika kadar dinlendirip ılıttıktan sonra artık servis yapabilirsiniz. Servis tabağınıza alaraktan hepsini üzerlerine isterseniz ceviz, isterseniz fındık, isterseniz fıstık, ne isterseniz üzerlerine çekerek, incelterek serpebilirsiniz. Tabi arzuya göre bazı yörelerde tahinli sevenler de var. Şöyle bir tahin de çok hafif olmak kaydıyla gezdirebilirsiniz. Az önce söylediğim gibi kabızlığa karşı tabii ki iyi gelir bal kabağı. Fakat eğer bir de tahini fazla fazla üzerine dökerseniz tahin de malum ishal yapması dolayısıyla bağırsakları bozacağı için ikisi bir arada bayağı bir rahatsızlık verecektir. O yüzden benim tercihim, benim sizlere önerim ikisini bir arada değil de üzerine ceviz ve benzeri şeyleri serperek tüketmeniz sizler için daha faydalı olacaktır. Daha rahat olacaksınızdır. Yedikten sonra rahatsızlık vermeyecektir. Ben ceviz serpmeyi tercih ettim. Siz istediğinizi serpebilirsiniz söylemiş olduğum gibi. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Sizlere şunu duyurmak isterim. Benim artık bir web sitem var. www.sevgininsofrasi.com. Videomun sonuna, videolarımın sonlarına artık linkimi ekliyorum. Oradan web sitemin linkine tıklayarak kolaylıkla web siteme de ulaşabilirsiniz. Veya Google'a www.sevgininsofrasi.com yazmanız yeterli olacaktır siteme ulaşmak için. Orada da tariflerimin tüm detaylarını,
bulabilirsiniz fotoğrafları ve resimleriyle, anlatımıyla yazılı. Desteklerinizi, beğenilerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum oradan da. Çok teşekkür ederim. Bir başka tarifimde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Tariflerimi sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız çok memnun olurum. Facebook, Instagram veya Twitter gibi. Her şey paylaştıkça çoğalır ve güzelleşir. Sağ olun, hoşça kalın.